fx eşittir ln tanjant kare x fonksiyonunun türevinde pi bölü 12 değeri istenmiş. Dolayısıyla öncelikle fonksiyonun türevini alacağız. Fakat fonksiyonun bu haliyle türevini almak biraz zor olabilir. Logaritma özelliği kullanabiliriz. Bize verilen fonksiyon ln tanjant x'in karesi şeklinde. Şu şekilde yazabilirim. Logaritma fonksiyonun özelliği gereği bu 2'yi başa atabilirim. Yani benim fx fonksiyonum aslında 2 ln tanjant x şeklinde yazılabilir. Şimdi bu haliyle fonksiyonun türevini almak biraz daha kolay olacaktır. Fonksiyonun türevini alıyorum. Başta 2 çarpanını yazdım. Ln fonksiyonunun türevi, içindeki fonksiyonun türevi bölü kendisi şeklinde yazılabilir. Tanjant x'in türevlerinden bir tanesi 1 bölü kosinüs kare x şeklindeydi. Bölü fonksiyonun kendisi dedim. Yani yine tanjant x'i yazdım. Bu fonksiyonu biraz düzenlersek f türev x dediğim ifade yukarısı 2 çarpı 1 bölü kosinüs kare x şeklinde yazıldı. Aşağıdaki ifade yani tanjant x sinüs x bölü kosinüs x'tir. Bu ifadeyi ters çevirip yukarı atarsam kosinüs x bölü sinüs x şeklinde yazılabilir. Bu kosinüs x'i aşağıdaki karenin bir tanesi sadeleşecek. Dolayısıyla fonksiyonun son hali 2 bölü cos x çarpı sin x şeklinde yazılabilir. Şimdi burada türevinde pi bölü 12 değeri yazılmasını isteniyor. X yerine eğer pi bölü 12 yazarsanız ki pi bölü 12 15 derecelik açıya karşılık gelecektir. 2 bölü kosinüs 15 çarpı sinüs 15 olarak yazılabilir. Şimdi burada trigonometrik olarak yarım açı dediğimiz formüller vardı. Bu alttaki ifadeyi 2 ile çarpar 2'ye bölersek eğer alt taraf sinüsün yarım açı formülünden sinüs 30'a eşit. Bir de bölü 2'miz var. Bu ifadeyi düzenlediğimiz zaman 4 bölü sinüs 30'u elde ederiz. Ki sinüs 30'umuz 1 bölü 2'dir. 4 bölü 1 bölü 2'yi düzenlediğimiz takdirde 8 cevabına ulaşırız.